Kestirmek çok kolay değil ama nasıl görüyorsun Suriye'nin geleceğini? Yani şöyle oluyor. Şimdi coğrafyada şöyle bir şey var benim gördüğüm. Tabii geleceğe dair hani birebir tahminler yapmak imkansız. Hem gaybı Allah bildiğinden hem de coğrafya hakikaten çok fazla değişken içeriyor. Ya şimdi siz bu kadar değişken ve bilinmezin olduğu bir yerde %100 tutturamazsınız. Ama genel bir manzara çizmek istersek şöyle bir şey var. Sosyolojik olarak da, tarihi olarak da, coğrafi olarak da. Bir yerde bir yara varsa siz o yarayı temizlemeden üzerine böyle kaba bir şekilde pansuman yapıp böyle örttüğünüzde belki evet kan duruyor, hani akmıyor yaradan bir şey. Evet, üzerine elbise giyebiliyorsunuz ama içeride o cerahat hala var. Ve günün birinde işte orası büyüdüğünde ya da başka hastalıklar da onu beslediğinde orası patlayıp bu defa her tarafı mahvediyor. Şimdi Suriye'nin tarihine baktığımızda mesela çok dikkat çekicidir. 1925'te, kitapta da ondan bahsediyorum. Fransızlar işte 1920'de Manda yönetimi altına aldıktan sonra Suriye'yi kapsamlı bir halk ayaklanması başlıyor. Hatta buna işte Büyük Suriye Ayaklanması da diyorlar Arapçada da, Batı dillerinde de. 1925 Ayaklanması'nın Şam'daki merkezi Doğu Guta. Yani bu nedir? Yani bir yara var orada. Ve bu yara 1925'te Fransızlar da bombalayarak bastırıyorlar onu biliyorsun. Ondan sonra işte 2011'den sonra yine Şam'da ayaklanmanın merkezi yine Doğu Guta. Şimdi yine bastırdılar. Yani bombayla, işte ahalisini tehcir ederek. Kimi bir silahla. Evet ama İşte orada bir yara var yani. Şimdi o yarayı iyileştirmek, insanların şikayet ettiği şeyleri çözmek. Şimdi mesela şey diyorlar işte dış güçler müdahale ediyor. Şimdi dış güç tabii ki müdahale etmek ister yani. Hani güçlü olduğunuzda rakiplerinizin güçlü olmamasını istersiniz. Bu çok normal bir şey. Yani kim güçlüyse bunu yapmak ister. Ama dış güçlerin müdahale ettiği bir yer varsa hep orayı kaşıyorlarsa o zaman içerideki insanların bir vazifesi var bence. O yarayı iyileştirmek, kaşıtmamak yani orayı. Şimdi hem bir mümin bir delikten iki kere sokulmaz diyoruz ama sürekli aynı yerden gol yiyorsak o zaman orada bir sıkıntı var. Ya kaleci değiştirmek lazım ya kaleye bir şey yapmak lazım. O yönüyle Suriye'de şimdi mesela evet yani İran kazandı mesela Rusya kazandı. Tamam şu anda bir şey oluyor ama bakıyorsunuz yani bu böyle burada kalmayacak ki. Yani nihayetinde oradaki insanlar onların şikayet ettiği şeyler onları isyan etmeye sevk eden acılar, trajediler, birikmişlikler, bunlar halledilmediğinde, tazmin edilmediğinde, bunlarla ilgili bir adım atılmadığında insanlar tamam bomba yağarken susacaklar ya da ölecekler. Ama onların çocukları daha sonra daha sonra. Dolayısıyla ben yani bu şekilde hani evet bitmiş gibi gözüküyor ama yine o bahsettiğim yaraların kanamaya devam edecek kanaatindeyim.